imzalanması bekleniyor. İmza töreni öncesinde ise Başbakan Faik Sucuoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bir araya geldi. Şimdi Ankara'ya dönüyoruz. Levent Kutay'dan son duruma ilişkin bilgi alacağız. Levent merhaba. Merhaba sevgili Kaan. Evet, son bilgileri alalım senden lütfen. Evet, Başbakan Faik Sucuoğlu ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay külliyede bir araya geldiler sevgili Kaan. Ve bugün sabah saat 8 saatlerine kadar teknik düzeyde devam eden İktisadi ve Mali Protokol çalışmaları kapsamında son detaylar ele alınıyor. Ve bu detayların ardından da büyük bir olasılıkla kısa bir süre içerisinde Sayın Fuat Oktay'ın Faik Sucuoğlu'nun görüşme sonrası ortak basın açıklaması yapacakları bilgisini az önce bizlere ulaştı. Evet, pandemi koşulları gereği zaman zaman tabii ki iletişimde belirli iletişim sağladığımız noktalarda, yani Türkiye kanalından sağladığımız noktalarda zaman zaman tabii ki açıklamanın detaylarıyla ilgili zaman zaman saatlerin değiştiğini görebiliyoruz. Anlatırken, haber bilgi de geçerken gene de ihtiyatlı davranmaya çalışıyoruz sevgili Kaan. Sabahın ilk saatlerinden itibaren. Ancak görüşme başladı. Saat 11.30 olarak belirlenmişti. 12 sıralarında görüşme başladı ve biraz önce de aldığımız bilgi doğrultusunda Başbakan Faik Sucuoğlu ve Türkiye Cumhurbaşkanı Fuat Oktay'ın bir ortak basın açıklamasıyla bunu kamuoyuna getirdi detayları, duyuracakları bilgisini bu vesileyle paylaşalım. Tabii ki teknik protokolla ilgili detaylar, bundan sonra atılacak olan adımlar, protokolde uygulanması öncelikli maddeler, tüm bunlar masaya yatırılıyor. Tabii ki diğer basın yayın organlarında kamu yayıncılığı açısından biz elimizdeki resmi verileri paylaşmakla yükümlüyüz. Dolayısıyla ancak bizim aldığımız bilgi edindiğimiz izlenimi de katarak yani protokolün çok kısa bir süre içerisinde bir törenle duyurulacağı şeklinde bu bilgiyi paylaşalım. Tekrar edeyim, protokolle ilgili sabahın saatlerine kadar karşılıklı görüş tatilleri, fikirler, öneriler, gerek Sayın Başbakan'ın kendi heyetiyle birlikte bunu gecenin 4 saatlerine kadar ve sabah saat 1 saatlerine itibaren çeşitli görüşleri ortaya koyuldu. Tabii Türkiye'nin de bazı görüşleri var. Ortaya koyduğu bazı noktalar var. Geçmişten kalan bazı maddelerin tekrardan revize edilmesi görüşü. Ekonomik olarak KKTC'nin daha sağlam bir yapıya kavuşması, altyapı açısından yeni yatırımların tekrar aktive edilmesi. Tüm bunlar masada. Aslında tabii hem siyasi açıdan hem ekonomik açıdan çok hayli kritik, hayli önemli bir toplantı bu. KKTC için var olan, yaşanan mevcut ekonomik daralma ve bunun özellikle oradaki sosyolojik duruma etkisi tüm işlemiyle buradaki muhataplara paylaşıldı sevgili Kaan. Bunu söylemek isteyeyim. Damla ile yaptığımız yayında da söylemiştim. Ve özellikle dün akşam AK Parti içerisinde, Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde belli bir güce sahip, önemli bir potansiyele sahip belli isimlerle dün akşam Radim Milletvekilleriyle Sayın Devlet Bahçeli'ye çok yakın, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok yakın isimlerle dün akşam Sayın Başbakan uzun süreli bir toplantı yaptı milletvekilleriyle ki bu milletvekilleri Kıbrıs'ta da zaman zaman Kıbrıs'ta çok sık giden KKTC'nin siyasetini, oradaki yapıyı, ekonomik mali yapıyı çok yakından bilen isimler vardı. Çok samimi, çok içten bir toplantıydı. Gelinen durum tüm işlemlikle konuşuldu. Yani bunun yaşanacak ekonomik sıkıntının siyasi yansımaları ne olur? Doğu Akdeniz'de yeni bir pencere açılırken KKTC'nin buradaki öneminin, değerinin sunulmasıyla ilgili ortaya çıkabilecek durumlar tüm asosyetli gerek siyasi bakış açısıyla
gerek ekonomik gerek de diplomatik bakış açısıyla samimiyetle ortaya kondu. Ve bu iki görüşmenin ikisi de o görüşlerinden oldukça yararlı geçtiğini düşünüyorum. Karşılıklı görüşlerin daha da yakınlaşma açısından bir önemli bir işlevsel değeri vardı dün akşamki toplantının. Bunu da vurgulamak isterim. Tekrar ederim. Bir anlamda gözümüz tabii ki birazdan yapılacak olan açıklamada açıklamanın detaylarını da belirti olarak Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Cumhurbaşkanlığı medya organları ya da Türkiye Cumhurbaşkanlığı Türkiye'deki ajans kaynaklarıyla aktarmaya çalışacak arkadaşlarımızla bu konuda hazırlıkları sürüyor. Sevgili Kaan, ben sözü şimdilik sana bırakıyorum. Evet sayın seyirciler, Başbakan Faiz Sucuoğlu ve Fuat Oktay görüşmesi ve sonrasında yapılacak açıklamaları biz de belirti olarak, canlı olarak ekranlarınıza getireceğiz bültenimiz içinde. Eğer başlarsa görüşmeler ya da bültenimizden sonra ekranlarınıza getireceğiz. Şimdi bültenimize devam edelim biz. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum lider Nikos Anastasiadis kadınların olası bir uzlaşı sürecine etkin katılımını sağlamak amacıyla hazırlanan eylem planının lansmanına katıldı. Lansman etkinliğinde yapılan sunumlarda kadınların olası bir uzlaşı sürecine etkin katılımının sağlanması amacıyla oluşturulacak heyetlerde kadın erkek oranının en az %30 olmasının güvence altına alınması gerektiği vurgulandı. Bu hedef doğrultusunda liderlere tavsiye niteliğinde öneriler yapılacağı da kaydedildi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum lider Nikos Anastasiadis, ara bölgedeki Lefkoşa Havaalanı'nda bulunan Birleşmiş Milletler kampında sosyal içerikli bir etkinlikte bir araya geldi. Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyon Şefi ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart'ın ev sahipliğinde gerçekleşen lansman etkinliğinde Özel Temsilci Ergün Olgun, Kıbrıslı Rum müzakereci Andreas Mavroyanis ve eylem planını hazırlayan iki taraflı cinsiyet eşitliği teknik komitesi eş başkanları Profesör Doktor Nedime Serakıncı ve Stoula Zavov ve üyeleri de hazır bulundu. Lansman etkinliğine ayrıca kadınların olası bir uzlaşı sürecine etkin katılımını sağlama doğrultusunda hazırlanan eylem planının kabulünün ardından kadın sivil toplum örgütlerine görüş ve tavsiyelerini bildirmeleri için yapılan çağrı sonucunda bu çağrıya olumlu yanıt veren iki taraftan kadın sivil toplum örgütü temsilcileri de çevrimiçi katıldı. Etkinlikte bazı diplomatik misyon temsilcileri de çevrimiçi olarak yer aldılar. Lansman, Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart'ın teşekkür konuşmasıyla başladı ve ardından ilgili iki taraflı komitenin eş başkanlarının eylem planı ve komite çalışmalarına dair ayrı ayrı yaptıkları sunumlarıyla sona erdi. Lansman etkinliğinde yapılan sunumlarda eylem planına dair öne çıkan en önemli özelliğin olası bir uzlaşı sürecine kadınların etkin katılımının sağlanması amacıyla oluşturulacak heyetlerde kadın erkek oranının en az %30 olmasının güvence altına alınması ve bu doğrultuda liderlere tavsiye niteliğinde öneriler yapılması olarak katılımcılara izah edildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın 4. faiz kararını belirlemek üzere bugün toplanacak. Beklenti faizin sabit bırakılması yönünde. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın 4. faiz kararını belirlemek üzere bugün toplanıyor. Karar 14'te açıklanacak. Beklenti bankanın bu ayda pas geçerek politika faizini %14'te sabit bırakması yönünde. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası en son Aralık 2021'deki toplantısında faizi 100 baz puan indirmişti. Banka 2022 yılının ilk 3 toplantısında ise politika faizini sabit bırakmıştı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Amerika'nın en prestijli üniversitelerinden biri olan Harvard Üniversitesi'ni kazanan Güzel Yurt Türk Maarif Koleji öğrencisi Benjamin Walter ve öğretmenlerini kabul ederek görüştü. Biliyorsunuz Benjamin. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Harvard Üniversitesi'ni kazanan Güzel Yurt Türk Maarif Koleji 12. sınıf öğrencisi Benjamin Walter ve öğretmenlerini kabul etti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Güzel Yurt Türk Maarif Koleji'nden bir öğrencinin Harvard Üniversitesi'ne kabul edilmesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına çok sevindirici ve gurur verici olduğunu vurguladı. Benjamin Walter'ın gurur verici bir başarı gösterdiğini, eğer emek verilirse her şeyin başarılı
artırılabileceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hem akademik hem de kültürel açıdan çok başarılı bireyler yetiştirildiğini söyledi. Bir özgüvendir. Benjamin'in başarısı bize güven vermiştir. Dolayısıyla bütün olumsuzluklara ve sıkıntılara rağmen ülkemizde çeşitli farklı boyutlarıyla inşallah önümüzdeki süreçte çok başarılı öğrencilerimiz çok başarılı sınavlar verirler ve kendilerini geleceğe yetiştirirler. Çünkü önemli olan dediğim gibi başarılı olabilmek ve bu başarılarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sahiplenmek, hizmet etmek. Amerikalı bir aile buraya geliyor kendi görevleri itibariyle ve evlatlıklarını 5 yaşından beridir bizim okullarımıza emanet ediyorlar, teslim ediyorlar. Ve bizim işte ülkemizin güzelliği budur. Bizim öğretmenlerimiz, bizim eğitim camiamız bu çocuğu sahipleniyor. Bu çocuk elbette kendi özgüveniyle ve çalışmalarıyla kendini kabul ettiriyor. Başarılı oluyor ve buralardan Harvard'a gidiyor. Dolayısıyla bu hepimiz adına büyük bir mutluluk kaynağıdır. Dolayısıyla özellikle Benjamin'i, ailesini, hepinizi kutluyorum ve diğer öğrencilerimizin de gerek ülkemizdeki üniversitelere, gerek anavatan Türkiye'deki üniversitelere, gerek farklı ülkelerdeki artık herkes kendine göre fırsatlarını yaratır. Herkesin eğitim özgürlüğü vardır. Herkes kendine göre kendi şansını yaratmak, kendi şansını denemek özgürlüğündedir. Dolayısıyla tüm öğrencilerimize önümüzdeki süreçte eğitimlerini tamamlamak ve kendi arzu ettikleri üniversitelerde eğitim almak ve ona göre hem kendi ailelerini hem topluma, halka hizmetlerini verme en büyük temennimiz ve dileğimizdir. Sayın seyirciler, Gazi Mausa Büyük Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangın korkuttu. Enstor isimli mobilya atölyesinde meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken atölyede hasar meydana geldi. Gazi Mausa Büyük Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Enstor isimli mobilya atölyesinde saat 07 sıralarında yangın çıktı. Polis yangının muhtemelen çalışır durumdaki buzdolabının aşırı ısınması sonucu meydana geldiğini ifade ederken yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu buzdolabı, toz emme makinesi, mutfak dolapları, kapı ve pencereler, sandalyeler ve 48 metrekarelik alçıpan yanarak zarar gördü. Polisin yangınla ilgili soruşturması sürüyor. Cumhurbaşkanlığından gelen bir açıklamayla bültenimize devam ediyoruz sayın seyirciler. Cumhurbaşkanlığı Kıptek'e borçlarının bulunmadığını, buna rağmen elektriğinin kesildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada ekte gönderdiğimiz evrak göstermektedir ki Cumhurbaşkanlığının borç bakiyesi bulunmamaktadır. Ve dönem faturası olan 35 bin Türk lirasının son ödeme tarihi 6 Haziran'dır. Dönem faturasının son ödeme tarihi 6 Haziran olmasına rağmen yine de Cumhurbaşkanlığı tarafından ödeme talimatı 15 Mart tarihinde fatura çıktıktan sadece bir hafta sonra verilmiştir denildi. Sayın seyirciler, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'na hiç borcu bulunmayan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun elektriği gayri yasal bir şekilde kesildi. 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren Kıptek'e hiçbir borcu bulunmayan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun elektriği Kıptek personeli tarafından gayri yasal yollarla kuruma girilerek kesildi. Bu durum BRT'nin güvenlik kameralarına da yansırken Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt olayla ilgili polise suç duyurusunda bulundu. Meryem Özkurt, ülkedeki tüm yayınların aksamadan seyretmesini sağlayan Lefkoşa Transmisyon Merkezi'nin de BRT sitesi içinde bulunduğunu anımsatarak ülkenin tüm yayınlarını tehlikeye atacak şekilde sorumsuzca yapılan bu işlemi esefle kınıyorum dedi. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt, BRT'nin elektrik borcu olmamasına rağmen elektriksiz bırakıldığını vurguladı. Özkurt, 1 Nisan 2022 tarihi itibariyle elektrik kurumuna hem daha önceden taksitlendirilmiş hem de güncel borçların hepsinin ödendiğini söyledi. Özkurt, buna rağmen kuruma gayri yasal yollardan girilerek 12 Nisan itibariyle elektriğimiz kesilmiştir dedi.
Kurumun elektrik borcunu ödemekte geciktiği dönemlerde de kesinti yapıldığını, ancak Kıptek personelinin bu süreçte Berete ana giriş kapısından girerek elektriği kestiğini anlatan Meryem Özkurt, evet Berete zaman zaman elektrik kurumuna borçlarını ödemekte gecikmeler yaşamıştır. Doğrudur ama elektriğimizi kesmek için hep ana giriş kapıdan resmi bir şekilde gelen Kıptek personeli işlerini yaparak gitmişlerdir. Biz de hiçbir zaman herhangi bir açıklama yapmadık. Ancak şimdi soruyorum, Kıptek madem ki Berete'nin borcu olduğunu iddia ediyor, neden her zaman olduğu gibi ana giriş kapısından değil de arka tellerden atlayarak kuruma gayri yasal bir şekilde girdi dedi. Meryem Özkurt, ülkedeki tüm yayınların aksamadan seyretmesini sağlayan Lefkoşa Transmisyon Merkezi'ni de Berete sitesi içerisinde bulunduğunu anımsatarak, ülkenin tüm yayınlarını tehlikeye atacak şekilde sorumsuzca yapılan bu işlemi esefle kınıyorum dedi. Kıptek yetkililerine de ulaştığını söyleyen Özkurt, Berete'nin borcu bulunmadığını ve bu yaşanan olayın doğru olmadığını yetkililere ben şahsen ilettim dedi. Özkurt, yenilenebilir enerji sistemlerini kullanan ilk ve tek kurum olan Berete'nin 3 gündür bu sistemle elektrik üretmesinin de engellendiğini anımsatarak bu olayın ülke ekonomisine de büyük zarar verdiğini söyledi. Özkurt, 12 Nisan saat 17'de Berete'nin arkasındaki tellerden atlayarak içeri giren Kıptek personeli elektriğimizi keserek yine aynı yolla ve kaçarak kurumdan ayrılmıştır. Bu güvenlik kameralarımıza yansımıştır. Ben kurum müdürü olarak polise suç duyurusunda bulunarak şikayetçi oldum. Gerekli yollar izlenecektir. Ama hiç kimsenin şüphesi olmasın, Berete her ne şartta olursa olsun, ister mazotla, ister gazla, hem kendi yayınlarını hem de ülkedeki tüm yayınların devamlılığını sağlayacaktır, dedi. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası Güzel Yurt'ta iki Kıptek çalışanının tutuklanmasını protesto ederek artık arızalara polis gözetiminde gidilmemesi halinde arızalar da yapmayacaklarını açıkladı. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası Güzel Yurt Kıptek çalışanı iki kişinin tutuklanmasını protesto ederek basın açıklaması yaptı. Elsen Başkanı Kubilay Özkıraç, dün tutuklanan iki çalışanın teminatla serbest bırakıldığını, bugünse Girne'de arıza yapmaya giden iki çalışanın tutuklandığı ve hücreye konulduğu haberini aldıklarını belirtti. Sendika olarak tutuklamaları protesto ettiklerini kaydeden Özkıraç, artık arızalara polis gözetiminde gidilmemesi halinde arızaları da yapmayacaklarını açıkladı. Özkıraç, hükümete eleştirilerde bulunarak birçok bakanlığın borcundan dolayı elektriğinin kesik olduğunu, hastaları mağdur etmemek adına bir tek Sağlık Bakanlığı'nın elektriğini kesmediklerini dile getirdi. Kubilay Özkıraç, sendikal platformla birlikte yapacakları toplantı sonrasında çıkacak kararlara göre direnmeye devam edeceklerini de belirtti. Sendikaların grevleri sürüyor sayın seyirciler. Sendikalar bu çerçevede yarın çalışma dairesinde tam gün grevde olacak. Sendikalar çalışma dairesinde tam gün greve gidiyor. Sendikalar adına açıklama yapan Kıbrıs Türk Öğretmen Sendikası Mali Sekreteri Mustafa Baybora, fakirleşme ve topluma ait kurumların özelleştirilmesi anlayışına karşı yapılacak grev hakkında basın açıklaması yapacağını bildirdi. Baybora, daire önünde yapılacak basın açıklamasının saat 11'de olacağını belirtti. Sayın seyirciler, Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi ile Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen Doğu Akdeniz Turizm Kariyer Fuarı 2022 bugün gerçekleştiriliyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı'nda açılışı yapılan Doğu Akdeniz Turizm Kariyer Fuarı 2022 etkinliğinde turizme gönül veren öğrenci, çalışan, akademisyen, halk ve turizm işletmecileri bir araya geldi. Etkinlikte çok sayıda otel, restoran, kafe, seyahat acentesi, tur operatörü ve havayolu şirketlerinin temsilcileri stand açarak davetlilere tanıtım ve ikramlarda bulundu.
Etkinlikle amaçlanan gençlerin kariyer planı, staj imkanı, gastronomi etkinliklerinden tecrübe edinme yönünde kendilerini geliştirmeleri. Etkinliğin açılışında konuşan Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Profesör Doktor Ali Öztüren, pandemiden olumsuz etkilenen turizmi canlandırmayı amaçladıklarını, bu yönde oldukça umutlu olduklarını belirtti. Kıbrıs Türk Rehberler Birliği Başkanı Dener Öymen de ülkeye turist akışını sağlamak için ülkenin tanıtımı adına daha çok yatırımlar yapılması gerektiğini kaydetti. Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dima Çağaner ise konuşmasında turizm sektörünün en büyük sermayesinin insan kaynağı olduğunu vurgulayarak bu anlamda düzenlenen etkinliğin büyük önem taşıdığına dikkati çekti. Başbakan Yardımcılığına bağlı Turizm Tanıtma ve Pazarlama Müdürü Mine Emiroğlu da turizmin toparlanmasını beklediklerini, bu anlamda güçlü turizm hamleleri yapmayı amaçladıklarını ve turizm sektöründeki tüm kanallara yönelik yeni alternatif çalışmalar içinde olduklarını kaydetti. Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Deniz İşçioğlu da Turizm Bakanlığı ile işbirliğinde hareket etmekten duydukları memnuniyeti ifade etti. Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Doktor Erdal Özcenk de zorlu geçen pandemi sürecinden olumsuz etkilenen turizm ve yüksek öğretimin artık toparlanması arzusunda olduklarını kaydetti. Etkinlik saat 16'ya kadar devam edecek. Sayın seyirciler, şimdi de COVID-19 ile ilgili son rakamlara bakalım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde son yapılan 10.258 test sonucunda 334 pozitif vakaya rastlandı, bir kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı vakalardan 159'unun Lefkoşa, 64'ünün Girne, 87'sinin Gazi Mausa, 9'unun Güzelyurt, 11'inin İskele, 4'ünün Lefke bölgesinden olduğunu açıkladı. Koronavirüsten 82 ve 83 yaşındaki iki hastanın hayatını kaybettiği Güney Kıbrıs'ta ise son yapılan 64.299 test sonucunda 1.414 yeni vaka saptandı. Türkiye'de de son 24 saatte 5.529 yeni vaka tespit edildi, 31 kişi hayatını kaybetti, 14.493 kişi sağlığına kavuştu. Dış gelişmelerle devam ediyoruz. Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırılar 50. gününe girdi. Taraflar arası uzlaşı sağlanamazken Rusya'nın Kiev'e füze saldırılarının yeniden başlayabileceğine dair son açıklamasına yanıt veren Ukrayna, her türlü senaryoya hazırız ve tek bir Rus senaryosu bile işe yaramayacak mesajı verdi. Uydu görüntüleri ise Rus ordusunun Ukrayna sınırına giden koridor boyunca düzinelerce zırhlı araç, çadırlı birlik ve destek ekipmanıyla ilerlemeyi sürdürdüğünü gösteriyor. Rusya-Ukrayna savaşında 50. güne girildi. Taraflar arası uzlaşı sağlanması için başlayan müzakerelerde ilerleme sağlanamazken Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Rusya'nın Kiev'e füze saldırısını yeniden başlatma olasılığı ile ilgili tehditlerine yanıt verdi. Her türlü senaryoya hazırız ve tek bir Rus senaryosu bile işe yaramayacak diyen Yermak, Rusya'nın sadece sivillerle savaşmayı başardığını dile getirdi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konashenko ise, Ukrayna tarafından Rusya topraklarına saldırıların devam etmesi halinde Rus ordusunun Kiev dahil karar alma merkezlerini vuracağını söylemişti. Bu arada Ukrayna makamları Neptün füzesiyle Karadeniz'de Rusya'ya ait Moskova adlı kruvazör gemisini vurduklarını duyurdu. Odessa Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Maxim Marchenko yaptığı açıklamada Ukrayna Silahlı Kuvvetlerince fırlatılan iki Neptün seyir füzesinin Rus pilotuna ait Moskova kruvazör gemisine isabet ettiğini belirterek bunun sonucunda gemide yangın başladığını kaydetti. Marchenko çok ciddi bir hasar gören kruvazörün tahmini mürettebat sayısının 510 olduğunu ifade etti. Rusya Savunma Bakanlığı ise kruvazör gemisinde çıkan yangın sonucu mühimmatın infilak ettiğini ve ağır hasar meydana geldiğini bildirdi. Gemideki mürettebatın tahliye edildiği kaydedilen açıklamada yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi. Son uydu görüntüleri ise Batı Rusya'daki Soloti ve Valiuki'den Ukrayna sınırına giden koridor boyunca düzinelerce zırhlı araç, çadırlı birlik ve destek ekipmanı gözler önüne serdi. Askeri araçların Soloti'nin batısındaki ve Ukrayna sınırının yaklaşık 8 kilometre doğusundaki Rus kasabaları yakınlarındaki tarlalarda ve çiftliklerde de konumlandırıldığı görüldü.
Öte yandan yeni bir video mesajı yayımlayan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı petrol ambargosu uygulaması gerektiğini belirterek, Avrupa'nın tüm Rus enerji kaynaklarından vazgeçmeye hazır olduğunu açıkça göstermelidir. Avrupa Birliği, Rus savaş makinesine sponsor olmayı bırakmalıdır, dedi. Rus birliklerinin doğu ve güney yönlerinde hareketliliği güçlendirdiğini, füze ve topçu saldırılarını sürdürdüğünü, yeni askeri teçhizat getirdiğini ve yedeklerini hazırladığını kaydeden Zelenski, Rusya'nın ayrıca güneydeki Ukraynalıları da kendi ordularını almaya çalıştığını savundu. Zelenski, er ya da geç, ya Rusya yönetimi gerçekten barış arayacak ya da bu savaşın bir sonucu olarak Rusya, uluslararası arenayı sonsuza dek terk edecek, dedi. Pakistan'ın eski başbakanı İmran Khan, erken seçim yapılması çağrısında bulunarak aksi halde halkı sokağa çıkaracağı uyarısında bulundu. Pakistan Adalet Hareketi Partisi lideri Khan, görevden alınmasının ardından ilk mitingini Peşaver'de düzenledi. Khan burada yaptığı açıklamada, "Yeni seçimler bir an önce duyurulmalı, aksi halde halkı sokağa çağıracağım," dedi. Halktan kendisine yönelik dış komploya karşı barışçıl gösteri yapmasını isteyen Khan, Amerika Birleşik Devletleri'ne Pakistan'da askeri üs vermediği için Washington'ın ülkede rejim değişikliği yaptığını iddia etti. Khan, Pakistan'ın Amerika Birleşik Devletleri için savaştığını ancak Washington'ın drone saldırılarıyla masum Pakistanlıları öldürdüğünü belirtti. Pakistan Adalet Hareketi Partisi lideri Khan, 16 Nisan'da Karachi'de miting düzenleyeceğini açıkladı. Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Nawaz Sharif'in kardeşi Shahbaz Sharif, mecliste 11 Nisan'da düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti. Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu 174 hayır oyu alan İmran Khan hükümeti düşmüştü. Sayın seyirciler, Amerika Birleşik Devletleri Uzay Kuvvetleri Komutanlığı 2014'te Papua Yeni Gine'ye düşen meteorun yıldızlar arası bir meteor olduğunu teyit etti. Amir Siraj isimli genç bir uzay bilimcinin Harvard Üniversitesi'nde lisans öğrencisiyken 8 Ocak 2014'te Papua Yeni Gine'ye düşen meteora yönelik yıldızlar arası meteor çıkarımını Amerika Birleşik Devletleri Uzay Kuvvetleri de doğruladı. Yıllarca bulgularını yayımlatmak için uğraşan Siraj ve Harvard'daki hocası fizik profesörü Abraham Loeb'e yakın zaman önce Amerika Birleşik Devletleri Uzay Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Orgeneral John Shaw'dan bir mektup geldi. Siraj'ın CNN televizyonuyla paylaştığı mektupta Amerika Birleşik Devletleri Uzay Kuvvetleri Komutanlığı'nın incelemelerinin de bu meteorun bir yıldızlar arası meteor olduğunu doğrulandığına işaret edildi. Mektupta şu ifadelere yer verildi. Amerika Birleşik Devletleri Uzay Kuvvetleri'nin bileşeni olan Uzay Operasyonları Komutanlığı'nın baş bilim insanı Dr. Joel Moser, bu bulguyla ilgili olarak Savunma Bakanlığı'na sunulan ek verilerin analizini gözden geçirdi. Dr. Moser, NASA'ya bildirilen hız tahmininin yıldızlar arası bir cismin yörüngesini belirtmek bakımından yeterince doğrudur. Bu meteor böylece dünyaya düşen ilk yıldızlar arası cisim oldu. Siraj, bu meteorla ilgili ilk keşfini 2017'de Harvard Üniversitesi'nde Loeb'le Güneş Sistemi'nde bilinen ilk yıldızlar arası meteor olan Oumuamua meteorunu araştırırken yapmıştı. Siraj, çalışması kapsamında diğer yıldızlar arası nesneleri bulmak için NASA'nın yakın dünya nesne araştırmaları veri tabanını incelemeye karar vermiş ve birkaç gün içinde yıldızlar arası bir meteor olduğuna inandığı bir cismi keşfetmişti. Yeniden yurttan haberlere dönüyoruz. Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi 15 Nisan Dünya Sanat Günü kutlamaları çerçevesinde Akdeniz Avrupa Sanat Derneği işbirliğiyle merhum ressam Ayhan Menteş'in eserlerinin yer aldığı Anlamlı Tesadüfler isimli sergiye ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar'ın da açılışına katıldığı sergi Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı'nda 30 Nisan tarihine kadar ziyaret edilebilecek.
15 Nisan Dünya Sanat Günü etkinlikleri kapsamında Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi ile Akdeniz Avrupa Sanat Derneği işbirliğinde 2016 yılında hayatını kaybeden Ayhan Menteş anısına Anlamlı Tesadüfler isimli serginin açılışı yapıldı. Doğu Akdeniz Üniversitesi Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı'nda gerçekleşen serginin açılışında konuşan sanatçı Ayhan Menteş'in kızı Uzay Güvendik, babasına verilen değer için teşekkür etti. Akdeniz Avrupa Sanat Derneği eş Başkan Gökçe Keçici de sergiyle sanatçının anısının yaşatıldığına vurgu yaparak sergide katkısı olan herkese teşekkür etti. Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Başkanı Doçent Doktor Netice Yıldız da Dünya Sanat Günü'nün 2012 yılından itibaren kutlandığını belirterek serginin önemini vurguladı. Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Aykut Hoca'nın da COVID-19 pandemisi nedeniyle serginin gecikmeli olarak hayat bulduğunu ifade ederek Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin kültür ve sanata verdiği önemin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar da Ayhan Menteş anısına gerçekleştirilen serginin önemine vurgu yaparak merhum sanatçıyı saygı ve rahmetle andı. Tatar tüm sanatçıların da 15 Nisan Dünya Sanat Günü'nü de kutladı. Konuşmaların ardından serginin açılışı yapıldı. Sayın seyirciler, bültenimizin sonuna geldik. Ancak size bültenimizin başında da belirttiğimiz gibi saat 14 sıralarında 2022 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü'nün imzalanması bekleniyor. Başbakan Faiz Sucuoğlu ve Fuat Oktay arasında. Onun öncesinde açıklama yapmaları da bekleniyor. Açıklama yaptıkları takdirde gerek açıklamalarını gerekse işbirliği protokolünü imza törenini ekranlarınıza getireceğiz. Şimdilik hoşça kalın diyelim. İyi günler. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç hem kendisinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyareti hem de Fenerbahçe kadın futbol takımının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kampı süresince gösterdiği ilgi ve ev sahipliği nedeniyle Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu'na teşekkür mesajı gönderdi. Başkan Ali Koç mesajında Hasan Sertoğlu'nu İstanbul'da oynanacak herhangi bir Fenerbahçe maçına davet ederek ilişkilerin devamı yönünde irade belirtti. Ülkemizin yıldız tenisçisi Eliz Manone Yorgancı UK Pro Tennis turnuvasında 3. oldu. 2 hafta önce Tunus'ta Uluslararası Tenis Federasyonu'nun organize ettiği W15 turnuvasında çiftler kategorisinde şampiyonluk ve tekler kategorisinde yarı final oynama başarısı elde eden Eliz bu kez İngiltere'nin Warwick şehrinde 12 sporcunun katıldığı UK Pro Tennis turnuvasında mücadele etti. Eliz turnuvada içinde bulunduğu grubu 1. sırada tamamlayarak yarı finale yükseldi. Yarı finalde turnuvanın 1 numaralı seri başı İskoçyalı Maya Lumsden'e kaybetti ve 3. maçına çıktı. Eliz 3. maçında İngiliz Daniel Daly'i 6-2 6-3 yenerek turnuvayı 3. sırada tamamladı. Handbolda Erkekler Ligi playoff maçında Gençlik Gücü deplasmanda Levent'i 30-22 yenerek seride 1-0 öne geçti. İlk devresini rakibi Levent önünde 14-9 önde kapatan Gençlik Gücü maçı da 30-22 kazanmayı bildi. Maçı Levent'ten Beytullah 6 golle tamamlayarak maçın en skorer ismi olurken Gençlik Gücü'nden Özden, Arda ve Samet maçı 5 golle tamamlayarak takıma en fazla katkı sağlayan isimler oldular. Basketbol Federasyonu All-Star organizasyonu düzenliyor. Pro Lig'in devre ve Uni Lig'in de klasmanın sona ermesine gidilen arada All-Star organizasyonu gerçekleştiriliyor. All-Star mücadelesi 22 Nisan Cuma günü Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Arena'da 20'de gerçekleşecek. İki takımın koçları ve oyuncuları önümüzdeki günlerde belirlenip açıklanacak. Voleybol U16 Kızlar ve U17 Erkekler Liglerine dün gece devam edildi. U16 Kızlar Ligi'nde Mausa Spor Akademisi Vakıfları ve Gazi Mausa Belediyesi Çamlıkspor'da Maraş Birlik Dayanışma Derneği'ni aynı sonuçta 3-0 mağlup etti.
U17 Erkekler Ligi'nde ise Doğu Akdeniz Üniversitesi Erenköy Spor Salonu'nda oynanan maçta Karpazgate Marina'yı 3-1 yendi. Hasan Russo atletizm yarışları bu sabah başladı. 2 gün sürecek geleneksel yarışlar bugün başlarken yarın da devam edecek. Lefkoşa Atatürk Stadı'nda ilkokulların katılımıyla gerçekleşen yarışlar yarın da yine aynı yerde yapılacak. Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen Head & Shoulders Cup devam ediyor. Girne Belediyesi tenis kortlarında 9 kategoride gerçekleşen şampiyonada artı 40 erkekler çeyrek final maçında Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu rakibini 2-0 yenerek yarı finale yükseldi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'nin Liverpool ve Manchester City takımları yarı finale çıktılar. Çeyrek final rövanş maçında Liverpool deplasmanda 3-1 yendiği Portekiz'in Benfica takımıyla 3-3 berabere kalarak adını yarı finale yazdırdı. Liverpool yarı finalde İspanya'nın Villarreal takımıyla eşleşti. Geçen yılın finalisti Manchester City ise 1-0 kazandığı maçın rövanşında golsüz berabere kalarak yarı final biletini aldı. Manchester City yarı finalde bir başka İspanyol ekibi Real Madrid ile eşleşti. Yarı final maçları 26-27 Nisan ve 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Basketbol Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonu playoff eşleşmeleri belli oldu. Ligde normal sezon İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'nın Fenerbahçe Beko'yu 85-76 yendiği maçla tamamlandı. Playoff'a kalan ve normal sezonu 6. sırada bitiren son şampiyon Anadolu Efes, 3. sıradaki İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'la eşleşti. 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun İzmir-Manisa etabını Eduardo Sepulveda kazandı. 4 ülkeden 25 takım olmak üzere toplam 161 sporcunun mücadele ettiği 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 4. etabı tamamlandı. Son bölümü çekişmeli geçen mücadelede 3.48.38'lik derecesiyle Arjantinli sporcu Eduardo Sepulveda kazandı. İkinciliği Patrick Bevin, üçüncülüğü ise Harm Van Hooke elde etti. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sunar. Merhaba efendim, merhabalar. Evet, yine güneşli bir gün efendim, güneşli bir gün. Ama hava sıcaklığı mevsim normallerinin 3-4 derece altında seyredecek bugün de. Üşüyoruz değil mi efendim? Hele geceleyin. Evet, üşüyoruz. Fakat yarından itibaren söylemiştim. Sıcaklıklar önce mevsim normallerine, sonra mevsim normallerinin üzerine çıkacak efendim. Ama bu çıkış uzun sürmeyecek. Hele hele pazar günü ve pazartesi günü iç kesimlerde termometrelerin 30 dereceye kadar çıkacağını söylemek mümkün. Evet, bugün açık az bulutlu bir görünüm olacak. Yani güneşi göreceğiz. Bir ara da parçalı bulutları görürsek hiç şaşırmayalım. Gece ne olacak? Yine açık az bulutlu. Fakat yarın çok bulutlu bir gün olacak. Ve yarın 25 derecelere çıkacak efendim hava sıcaklığı. Evet, rüzgarlarımız kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek efendim. Ve yine beni bekleyen bulutlara bir göz atıyorum. Ve Avrupa diyorum efendim. Avrupa'ya, hadi bugün Rusya'dan başlayalım. Rusya çok bulutlu. Karadeniz çok bulutlu. Orta Avrupa, Batı Avrupa parçalı az bulutlu geçerken Batı Avrupa çok bulutlu. Ve Doğu Akdeniz çok bulutlu. Ve Afrika'nın kuzeye bakan kıyılarında da
çok bulutlu bir görünüm. Hatta yer yer yağışları da görüyorum Batı Akdeniz'de ve Afrika'nın batısında. Ve bir de göz atalım. İtalya çok bulutlu, Balkanlar çok bulutlu. Kuzey Avrupa çok bulutlu, İngiltere az bulutlu bir görünümde an itibariyle. Ve tabii ki benim ülkem Kıbrıs'ım açık ve az bulutlu an itibariyle. Tabii ki anavatının Türkiye ise Kuzey Anadolu dağları çok bulutlu. Diğer yöreler ise ve bölgeler ise parçalı bulutlu bir görünümde. Ve meteorolojik haritam. Ve meteorolojik haritama bakıyorum. Alçak basın sistemiyle bugün nispeten serin ve nemli. Ve tahmin de yapacak olursak yarın yine alçak basınç ılık ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak Kıbrıs adamız. Ve bakıyorum Avrupa'nın, Orta Avrupa ve Doğu Avrupa'nın tümünde yüksek basın sistemi var. Ve Türkiye'nin Trakya, Marmara, Ege bölgesinin kuzeyi ve İç Anadolu ile Karadeniz'in batı ve ortası yüksek basın sisteminin etkisinde efendim. Ve bakalım İngiltere üzerinde yağışlı bir hava kütlesi mevcut. Bir de İber Yarımadası'nın üzerinde. Yine dün Hazar Denizi üzerine çöreklenmiş bir yağışlı hava kütlesinden bahsetmiştim. Aynı hava kütlesi hemen hemen aynı bölgeyi kapsamakta. Ve bugün Kıbrıs'ta havalar açık az bulutlu. Zamanla veya bir ara parçalı bulutlu geçerken Güzelyurt ve Lefkoşa'da en yüksek hava sıcaklığı 22, Lefke'de 19, Girne'de 19, Alevkayası'nda 15, Geçitkale ve Ercan Devlet Havalanı'nda ise 23, Yeni Erenköy'de 20, İskele'de 21, Gazimavsa ve Larnaka'da 20, Leymos'unda 22, Baf'ta 21 ve Trodos'ta 9 derecelik bir sıcaklık olacak efendim. Ve gecemiz en düşük hava sıcaklıkları Lefkoşa'da ve Güzelyurt'ta 7 derece. Lefke'de 11, Girne'de 12, Alevkayası'nda 6, Ercan Havalanı'nda 5, Yeni Erenköy'de 13, İskele'de 8, Gazimağusa'da 6, Geçitkale'de 5, Larnaka'da 12, Limasol'da 11, Baf'ta 10 ve Trodos'ta -2 derece. Ve yarın ılık hava kütlesinin etkisinde kalacak olan Kıbrıs adasında hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarına yükselecek. Ve Lefkoşa'da 25 derecelik bir sıcaklık tahminimiz var. Lefke'de 20, Güzelyurt'ta 23, Girne'de 22, Alevkayası'nda, Yeni Erenköy'de, Dipkarpaz'da ve Mehmetçik'te 22, İskele'de 23, Gazimağusa'da 24, Larnaka 22, Limasol'da 24, Baf'ta 23 ve Trodos'ta 9 derece. Evet, tedricen yarından itibaren hava sıcaklıkları yükselişe geçecek ki söylemiştim. Pazar ve pazartesi günleri 30 derecelere kadar iç kesimlerde sıcaklığı görebiliriz diye düşünüyorum. Bugünkü tahminlerimize göre ve denizlerimizde hava açık az bulutlu, bir ara parçalı bulutlu geçecek. Deniz suyu sıcaklığı 18 derece. Taptaze, sabah sabah ölçülmüş efendim. Ve batı sahillerimizde ve kuzey sahillerimizde, kuzey ve doğudan 3 ile 5 kuvvetinde. Güney ve doğu sahillerimizde ise
kuzey ve doğudan 3 ile 5 kuvvetinde. 1,5-2 metrelik bir dalga boyuyla birlikte orta dalgalı bir deniz bizi bekliyor efendim. Evet, 18 derecelik su sıcaklığı olan denizlerimizde uygun olursa denize girebilirsiniz. Ama ben üşüyorum efendim. Ben 29 derecelerde giriyorum. Diyeyim be, dünyamızın dönmesini bekliyorum. Ve Ankara'mda havalar, parçalı bulutlu geçecek Ankara'da hava. Ve 14 derece. İstanbul, parçalı bulutlu 15. İzmir, Antalya, Adana, Hatay, Gaziantep ve Diyarbakır. Ve Van'da açık ve az bulutlu. İzmir 21, Antalya 22, Adana 23, Hatay 19, Gaziantep 17, Diyarbakır 16, Van 8 efendim. Ve Trabzon parçalı az bulutlu 14 derece. Erzurum parçalı çok bulutlu 4 derece ve Samsun yağmurlu 14 derece. Evet, havalar güzel mi güzel efendim Türkiye'mde. Ve İngiltere'ye gidiyorum. Bugün Londra'da 21 derecelik bir sıcaklık seyri olacak. Ve parçalı az bulutlu. Edinburgh yağmurlu 12 derece. Dublin parçalı bulutlu 16 derece efendim. Ve İber Yarımadası'nda havalar çok bulutlu. Lisbon 21, Madrid 20 derece. Ve ben Amsterdam'a gidiyorum. Amsterdam'a efendim. Ve parçalı bulutlu bir görünümle birlikte sıcaklık 14 dereceye kadar çıkacak. Paris çok bulutlu 18, Brüksel az bulutlu 19, Köln parçalı bulutlu 21, Frankfurt parçalı bulutlu 20 ve Berlin az bulutlu 17 derece. Ve Roma. Roma'da havamız parçalı çok bulutlu, bir ara yağmurlu 17 derece. Dubrovnik parçalı bulutlu 17, Budapeşte çok bulutlu 19, Viyana az bulutlu 21 derece. Ve Balkanlar efendim. Balkanlar, Üsküp, Sofya ve Bükreş parçalı bulutlu. Üsküp 20, Sofya 17 ve Bükreş 18. Atina'ya bir göz atıyoruz. Az bulutlu bir Atina'da sıcaklıklar 19 dereceye kadar çıkacak. Ve Kuzey Avrupa. Helsinki'de bugün parçalı bulutlu görünümle birlikte hava sıcaklığı 1 derece. Oslo parçalı az bulutlu 9 derece ve Moskova 10 derece. Çok bulutlu. Ve Doğu Akdeniz açık ve az bulutlu. Kahire 26, Tel Aviv 20 ve Beyrut 19 derece. Ve gidiyorum nereye? Cezayir'e. Cezayir bugün sağanak yağmurlu 18. Tunus ise çok bulutlu 19 derece efendim. Ve efendim tekrar ülkemiz, güzelim ülkemiz. Bugün açık az bulutlu geçerken yarın çok bulutlu. Yani yüksek yüksek bulutları görmek mümkün. Hava sıcaklıkları 22 derecede seyrederken bugün, yarından itibaren mevsim normalleri, yarından sonra da mevsim normallerinin üzerine çıkacak efendim. Evet, diğer yayınlarda görüşelim. Hoşça kalın, hoşça kalın. Markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sundu. Kitabın yazarı Ahmet Ömer.